Şimdi tenceremizin altını hemen açalım ve ısınırken de havuçlarımızı hazırlamaya başlayalım. Havuçlarımın kabuklarını alacağım. Evet, şimdi havuçlarımın sap kısımlarını alıyorum. Ve şimdi de havuçları halka şeklinde doğruyorum. Çok ince olmayacak şekilde yapabilirsiniz. Evet, şimdi zeytinyağımızı da ekleyelim tenceremizin içerisine. Sarımsaklardan birkaç tanesini 2'ye 3'e kesiyorum. Büyük olarak bırakabilirsiniz sarımsakları. Arpacık soğanımı da içerisine koyuyorum. Sarımsaklar, arpacık soğan ve şimdi de havuçlarımı da ekliyorum içerisine. Güzelce karıştıralım. Bir tane taze biberiye ayırıyorum. Diğer iki tanesini de içerisine bırakıyorum. Güzel bir aroma versin diye. Yine servisini yaparken biberiyeleri içerisinden alacağım. Sadece süslemek için taze biberiyelerden, yapraklarından kullanacağım bu sefer. Şimdi şekerimizi ilave ettik içerisine. Biraz da tuz ilave ediyorum. Ve şimdi az miktarda da pirinç koyacağım. Tekrar karıştırıyorum. Bu tarz zeytinyağlılarda eğer ekşi seviyorsanız az miktarda da limon suyu kullanabilirsiniz. Limonumuzu da sıkalım içerisine. Tekrar güzelce karıştırıyorum havuçları. Şimdi suyumuzu da ekleyelim içerisine. Evet, kapağımı kapatıyorum. Ortalama 25-30 dakika güzelce pişirdikten sonra bir yarım saat kadar daha ocakta üzerinde dinlendireceğim ve arkasından servise sunacağım. Havuç güzelce pişti. Şimdi servis yaparken içerisindeki biberiyeleri alıyoruz. Taze biberiye koyacağım üzerine. Servis tabağımıza zeytinyağımızı bu şekilde boşaltalım. Şimdi bunun üzerine taze biberiyemi koyacağım. Havucun üzerine de taze biberiyemizi bu şekilde koyalım. Zeytinyağlım servisi hazır.